Gençler hiçbir zaman kötülüğe bulaşmaz. Hiçbir aile tedirgin olmasın. Gördüğünüz bu gençler pırlanta gibi gençler. Her biri ayrı bir cevher. Gençler zaman zaman hata yapabilir. Yanlış da yapabilir. Bizim de ebeveynler olarak amacımız, görevimiz bu gençlerin arkasında durmak, bu gençlerin hatalarını, yanlışlarını düzeltmek, bir daha yapmamaları için ön ayak olmak. Bu gençler sadece geleceğimiz değil. Bu gençler aslında bugünümüz. Mesela nice ailelere tanık olduk ki evlerine gidiyorsunuz, sadece erzakla yetinemiyorlar. Daha doğrusu sadece erzak vermeniz bir işe yaramıyor. O ailenin evinde çamaşır makinesi yok, buzdolabı yok. Ve anne mesela eşinden şiddet görmüş, kadın sığınma evine girmiş, yeni bir yaşam kurmaya çalışıyor ama bunun hiçbir gücü yok. Bugün Birleşen Gönüller Genç Platformu'nun kuruluşunu ilan ettik. Birleşen Gönüller Genç Platformu'nun amacı nedir? Birleşen Gönüller Genç Platformu'nun amacı gençlerimizi iyiliğe yönlendirmek. İyilik kervanına katmak. Emin olun ki iyilik yolunda yürüyen gençlerden hiçbir zaman kötülük gelmez. Bizim de amacımız bu gençleri bu iyilik yoluna, iyilik kervanına katmak. İnsan hakları ve yardımlaşma birbirlerinden ayrılmayan iki kavramdır. İnsan hakları herkesin doğuştan sahip olduğu hakları ifade ederken, yardımlaşma ise insanların birbirlerine yardım etme ve dayanışma içinde olma durumunu ifade eder. İnsan hakları kavramı tarihin başlangıcından beri var olan bir olgudur. İnsanlar doğuştan sahip olduğu bazı haklara sahiptiler ve hakların korunması devletlerin en önemli sorumluluklarından biridir. Adım Furkan Keleş, Birleşen Gönüller Koordinatörlerindenim. Bugün önemli bir projeye atıp genç platformumuzu kurduk. Bu genç platformun amacı ve bugünkü toplanma amacımız gençleri iyiliğe teşvik etmek ve Siirt'imize faydası olacak yeni projeler gerçekleştirmektir. Bilindiği üzere 4,5 ay önce derneğimizi kurduk. Erzak projesi, kömür projesi, futbol projesi ve daha birçok proje gerçekleştirdik. Bundan sonraki amacımız ise bu gençlerle beraber hem eğitime dayalı, hem ayrıyetten doğa projesi, hem ayrıyetten de hayvan projesine yönelik daha birçok proje gerçekleştirmektir. İnşallah bundan sonra nice güzel hedeflere hep beraber gençlerle yürüyeceğiz. Teşekkür ederim. Burada içgüdü kavramını kullanmamızın nedeni, yardımlaşmanın doğuştan gelen bir yönelim olduğunu düşünmemizdir. Kime sorsak buradaki canlılar birbirine her zaman düşman derler, değil mi? Ama bu görselde birbirlerine ne kadar da samimi bir şekilde yaklaşmışlar. Demek ki bu dünyada hepimiz dost içinde yaşayabiliyoruz.